Herkese merhabalar. Bu föyümüzde üçgende kenar ortay konusunu işleyeceğiz. Bir üçgenin herhangi bir köşesinden çıkan ve karşı kenarı ortalayan doğru parçasına kenar ortay diyoruz. Kenar ortayı genellikle arkadaşlar V harfiyle gösteriyoruz. Hangi köşeden çıkıyorsa da onun adıyla ne yapıyoruz arkadaşlar? İşaretliyoruz. A köşesinden çıktıysa VA küçük harfle ne yapıyoruz arkadaşlar? Gösteriyoruz. O zaman kenar ortay dediğimiz şey neymiş? Herhangi bir kenarın kenar ortasını gelip karşıdaki köşeye birleştiren doğru parçası. işte şu siyahla çizdim. Ne diyeceğiz bu siyah için arkadaşlar? BC kenarına ait kenar ortay doğrusu. Mesela AC'ye ait kenar ortaya çizersek önce ne yapacağım? Bunun bir ortasını bulacağım. İşte burası tahmini. Sonra karşıdaki B köşesiyle birleştirirsem işte bu da AC kenarına ait kenar ortay olacaktır. Şimdi bununla alakalı bir örneğimiz var. Şekilde verilen noktalara göre hangi noktadan çizilen doğru ABC üçgeninin AB kenarına ait kenar ortay uzunluğunu üzerinde taşır diye sormuş bize. Ne yapacağım? AB kenarına ait kenar ortay uzunluğunu bulacağız. Hemen bulalım. Önce AB'nin bir orta noktasını bulalım. Burasından bakın 3 birim solda 3 birim sağda ortası burası. İşte bunu gelir C ile birleştirirsek kenar ortay uzunluğunu özür dilerim kenar ortayını bulmuş oluruz. Şimdi ne istiyor benden? Hangi noktadan çizilen doğru ABC üçgeninin AB kenarına ait kenar ortay uzunluğunu üzerinde taşır diyor. Ha, o zaman ben bunun uzantısı hangi noktadan geçiyor ona bakacağım değil mi? Nasıl hareket ediyor? Bakın bir birim sola, sağa iki birim yukarı. E, bir birim sağ, iki birim yukarı. E, bir birim sağ, iki birim yukarı. Ha, bakın nereden geçecekmiş P noktasına değil mi? Hakikaten bakın şöyle devam ettirirsek aynı şekilde P noktasından geçtiğini göreceksiniz. O zaman aradığımız cevap E şıkkı gelecektir. Şimdi burada arkadaşlar çok önemli bir bilgi var. Bu önemli hakikaten çok önemli. Diyor ki bir üçgenin üç kenar ortayı bir noktada kesişir ve bu noktaya üçgenin ağırlık merkezi denir. Hep buraya kadar ne demiştik size? İşte üçgenin kenar ortaylarının kesim noktasına ağırlık merkezi denir. Böyle deyip geçiyorduk değil mi? Şimdi ne yapacağız? O merkezi inceleyeceğiz. Neymiş bu merkezin özelliği? Ağırlık merkezi üzerinde bulunduğu kenar ortayı 1 bölü 2 oranında parçalar demiş. Ha, o zaman bakın önce bir ağırlık merkezini bulacağız. Sonra ağırlık merkezin özelliğini kavrayacağız. Nasıl buluyoruz ağırlık merkezini? Üçgenin kenar ortaylarını çizerek. Esasında üç kenar ortayı da çizmenize gerek yok. Mesela bir tane kenar ortayı çizdiniz. Sonra gittiniz diğer kenar ortayı da çizdiniz. İşte kesiştikleri nokta ağırlık merkezidir. Zaten 3. kenar ortay mecburen oradan geçer. Yani şu arkadaşın başka bir şansı yok. Mecburen ağırlık merkezi yani G noktasından geçmesi gerekir. Onun için arkadaşlar ağırlık merkezini bulmak için esasında iki kenar ortayı çizseniz yeterli. Peki buldunuz diyelim. Ne işe yarıyormuş? Bu ağırlık merkezi üzerinde bulunduğu kenar ortayı 1'e 2 oranında parçalıyor. Mesela BK kenar ortayı için ne diyoruz bakın. Şu kenara yakın olan kısmı K ise köşeye yakın olan kısmı ne oluyor arkadaşlar? 2K. Aynı şekilde arkadaşlar mesela şu AD kenar ortayına bakalım. Şurası M birimse burası ne oluyor arkadaşlar? 2M. Ve son olarak arkadaşlar ne yapalım? Şu CT kenar ortayına bakalım. Bakın şu ağırlık merkezinin kenara yakın olan kısmı neyse köşeye yakın olan kısmı ne oluyor? 2N oluyor. Şimdi bununla alakalı sorularımız var arkadaşlar hemen hızlıca bakalım. Ağırlık merkezi G ile gösterilen aşağıdaki üçgenlerde isteyilen değerleri bulunuz. Bakın bana şu G noktasının zaten ağırlık merkezi olduğu söylenmiş, onun için hiç kenar ortayları çizip de kesiştiği noktadan ağırlık merkezini bulmaya gerek yok adam. G ağırlık merkezi diye bize vermiş, o zaman bakıyorum bunun özelliği neydi? Kenara yakın olan kısmı x ise köşeye yakın olan kısmı ne olacak? 2x mi? Ha, zaten o 2x'i kaç vermiş? 10. Demek ki x buradan kaç gelecek arkadaşlar? 5 gelecektir. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar G noktası ağırlık merkezi değil mi? O zaman şu kenara yakın olan kısmı 4 ise köşeye yakın olan kısmı ne olacak arkadaşlar? 8. Peki bu sefer köşeye yakın olan kısmını vermiş 6 diye. O zaman kenara yakın olan kısmı ne olacak? Yarısı 3. Şimdi benden EGC'nin çevresini istiyor. Bir tek ne kaldı? EC mi? Onu da bulabilir miyiz? E tabii ki de G noktası neydi? Ağırlık merkezi. O zaman şu vatandaş ne olacak ağırlık merkezinden geçtiği için? Kenar ortay. Ha, o zaman burası 7 ise burada ne olacak? 7. Şimdi bunun çevresini istiyordu değil mi? 7, 3, 10. 8 de burada var. 18 gelecektir. C şıkkına bakalım. İkiz kenar üçgen. G noktası ağırlık merkezi. O zaman bakın şunu şöyle devam ettirsem. Bu vatandaş ağırlık merkezinden geçtiği için ne olacak arkadaşlar? Kenar ortay. Yani bu onu kaç kaç bölecek? 5, 5. E hatırlayınız ikiz kenar üçgende kenar ortay aynı zamanda yükseklik aynı zamanda da neydi arkadaşlar açı ortay doğru mu? Ha, şimdi beni sadece ne olacak bu yükseklik kısmı ilgilendirecek sanki. Şimdi bakın Adana Hakkari Ceyhan üçgeninde AC13 HC5 ha, bu 5 12 13 demek ki şuranın tamamı AH kaç olacak arkadaşlar? 12 gelecektir. 5 12 13 üçgen değil mi? E ne diyorduk? ağırlık merkezinin kenara yakın olan kısmı m ise köşeye yakın olan kısmı neydi? 2m. Mi? E tamamı ne oldu 3m. Aa, 3m 12'den m kaç geldi? 4. Yalnız bizden x'i istiyor. Yani 2m'yi o da 8 gelecek dedim. D şıkkına bakalım. G noktası gene ağırlık merkezi öyle değil mi? O zaman ben şöyle bir şey yapsam bakın şu vatandaşı şöyle devam ettirsem, değil mi? Neden? E çünkü kenar ortay uzunluğu olacak bu. Tam ağırlık merkezinden geçtiği için. O zaman bu x'i ne yapacak? Şöyle iki eşit parçaya bölecek. Peki ağırlık merkezinin arkadaşlar ne diyorduk? Köşeye yakın olan kısmı 16 ise kenara yakın olan kısmı yarısı 8 mi? E burası 90. a 8, 15, 17 değil mi? Ne demiştik? Kenar ortay değil mi? Bura 17 ise burada 17. X kaç gelecek o zaman? 34 gelecektir. Bakın şu aklınızda bulunsun. Bir üçgende şöyle ağırlık merkezini verir. Ve şu parçayı çizerse sadece. Yani kenar ortayın tamamını değil de bir kısmını çizerse siz ne yapın hemen bunu devam ettirin. Çünkü buna x derseniz bu da ne olur? 2x olur. Arada bir ilişki kurabilirsiniz. Peki şunu diyebilirsiniz. Ya hocam siz de yukarıdaki soruda niye şu 15'i uzatmadınız da gittiniz bu 16'yı uzattınız değil mi? E benden x'i istiyor ya. O zaman bu x'e ait kenar ortayı çizmem lazım. Onun için ne yaptım? Bu vatandaşı uzattım. Ha, gerekli olsaydı bunu da ne yapabilirdim arkadaşlar? Uzatabilirdim. O zaman ne yapıyoruz? Kenar ortayın tamamı değil de bir parçası çizildiyse hemen siz ne yapıyorsunuz? Onu tamamlıyorsunuz. Şimdi örnek 3'e bakalım. Aşağıda kenar uzunlukları verilen ABC eşkenar üçgeni biçimindeki kağıt ile DEF ikiz kenar üçgeni biçimindeki kağıt birer kenarları çakışacak şekilde birleştiriliyor. Buna göre bu üçgenlerin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sorulmuş bize. Şimdi şu uzunlukları şöyle bir yazalım mı? Bura 6 kök 3. Bura 6 kök 3. Şu vatandaş değil mi? Burası da 6 kök Peki şu 120 30 30'un özelliğini hatırlıyor musunuz? Hemen bakın şuraya hatır diyelim. Şunun üzerinde gösterelim. Neydi özelliği? Buralara x x derseniz ikiz kenarlara 120'nin karşısı oluyordu? x kök 3 değil mi? Ha, o zaman şu vatandaş 6 kök ise yani 120'nin karşısı bu 30'ların karşısı ne olacak arkadaşlar? Şöyle 6 6. Peki bu ikiz kenar üçgen diğeri eşkenar üçgen. O zaman ben gelir şunu şöyle birleştirirsem bakın her ikisine de ait yüksekliği çizmiş olurum değil mi? Ya da her ikisine ait kenar ortaya çizmiş olurum. Ya da her ikisine ait açı ortayı çizmiş olurum. Öyle değil mi? Hatırlayınız eşkenar üçgende kenar ortay Aynı zamanda yükseklik. Aynı zamanda açı ortaydı. E, İkiz kenarda da aynı şey geçerli. Bakın şu vatandaş hem yükseklik hem kenar ortaysa hem de ne olacak? Açı ortay olacak. Ha, o zaman artık soruyu bitiririz. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısına gelecek 3 kök 3 Peki şuraya bakın. 30'un karşısı 3 köküç ise 60'ın karşısı şu vatandaşta kaç gelecek arkadaşlar? 9. Şimdi bana neyi soruyor? Ağırlık merkezleri arasındaki uzaklığı soruyor. O zaman şu vatandaş bunun ağırlık merkezi olsun. Bu vatandaş da bunun ağırlık merkezi olsun. Ben neyi biliyorum? Buraya X dersem. Burası 2X değil mi? Kenara yakın olan kısmı X'e. Köşeye yakın olan kısmı 2X. Aynı şekilde şuraya Y dersem. Burası da ne olacak arkadaşlar? 2Y. Ha, şimdi bakın tamamı ne oldu? 3Y artı 3YX. E, tamamı kaç ben biliyorum değil mi? Buraya ne demiştim demin? 9. Buraya ne demiştim demin? 3 mü? 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 30'un karşısı 3 kökü 60'ın karşısı 9 demiştik. Hatırladınız değil mi? Ve tamamı 3x artı 3 eşittir 12'den. Her tarafı 3'e bölersem demek ki x artı y ye kaç eşitmiş? 4'e. Şimdi tesadüfe bak bana neyi soruyor? Ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık. Yani şunu aa, x artı y'yi soruyor. Demek ki aradığımız cevap 4 d şıkkı gelecek diyelim. Şimdi burada bir önemlimiz var arkadaşlar. Bunu biz daha önce görmüştük. Üçgende açı konusunda da değil mi? Ne diyor? Bir dik üçgende hipotenüse ait kenar ortayın uzunluğu hipotenüsün uzunluğunun yarısını işte. Neydi bunun adı? Muhteşem üçlü. Hatırladınız değil mi? Peki ne işe yarıyordu? Bir dik üçgende ABC dik üçgeninde işte bu 90'dan gelen kenar ortayı çizerseniz bu çizdiğiniz kenar ortay uzunluğu da ne oluyordu? Eşit oldu. Yani bu üç arkadaş birbirine eşitti. Sorularda ne oluyordu? İşte bu dik üçgende şunla şu eşit diyordu. Biz de muhteşem üçlü var değil. Bunu da ne yapıyorduk? İşaretliyorduk değil mi? Ya da bu ikisi var diyordu. Biz ne yapıyorduk? Gelip bunu da işaretliyorduk. Biz bunu daha önce de görmüştük. Nerede? Daf 3'te. Yani üçgende açılar konusu. Ama orada hep ne yapmıştık arkadaşlar? Açı üzerinden bakmıştık. Şimdi burada biraz da uzunluk üzerinden bakacağız. Bununla alakalı ilk sorumuza bakalım isterseniz. Örnek 4. Ne diyor? Çevresi 72 cm olan ABC eşkenar üçgeni biçimindeki bir kağıt. AD yüksekliği boyunca kesiliyor. Şimdi çevre 72 imiş. Hemen 3'e bölersek bir kenarı kaç oldu? 24 mu? yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Demek ki buralar 12-12. Ve şu vatandaş burası da kaç olacak? 12 köküş, değil mi? Artık bunları çok iyi biliyoruz. Şu 30 60 90 üçgeninden geliyor. 30'un karşısı 12 ise 60'ın karşısı 12 köküç. Tamam. İki parçayı ayırdık. Elde edilen parçalar D1 ve D2 köşeleri K noktasında çakıştırılarak bir düzlem üzerine şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre köşeleri bu parçaların ağırlık merkezleri ve K noktası olan üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Ha, şimdi şu parçaların ağırlık merkezlerini bulmam lazım. Bulabilir miyim? E, çok rahat buluruz arkadaşlar. Ne demiştik? Kenar ortayların kesim noktası değil mi? E, şimdi bakın şuralar 90 derece değil mi? E, 90 derecenin olduğu bir üçgende. Eğer kenar ortay çizecekseniz nereden çizeceksiniz? 90'ın olduğu köşeden. Neden? E, muhteşem şu da olsun değil mi? O zaman bakın şunu şöyle çizersem. Muhteşem üçlü. Burası 12. Burada 12 olacak mı? Peki ağırlık merkezi Nerede? İşte şu kenar ortayın üzerinde. Kaça kaç oranında bölecek? 1'e 2. O zaman bakın ağırlık merkezini şöyle gösterirsem. Demek ki şurası x ise bu yukarısı ne olacak? 2x. E tamam 3x 12 değil mi? Muhteşem bir şey değil mi? 12. 12. E burada 12. Şu d2 t de 12. Onda ne yapacağız? 1'e 2 oranında parçalarsak demek ki burada 4. Burada kaç olacak? 8. O zaman aynı şey burada da geçerli değil mi? 12. 12. Ağırlık merkezi burada. Kenara yakın parça 4. Köşeye yakın parça 2 katı 8. Hadi gelelim şimdi aşağıdaki şekilde çizelim bunu. Bakın çizdik kenar ortayı. Çizdik kenar ortayı. Ne demiştik arkadaşlar? 12. 12. Hop. Ağırlık merkezi 4. 8. 12. 12. Ağırlık merkezi hop. 4. 8. Neyi soruyor bana şimdi arkadaşlar? Üçgenin alanı. Hangi Üçgenin alanı köşeleri ağırlık merkezleri ve K köşesi olan şu üçgenin alanı. Ha, o zaman bakın şöyle bir üçgen elde ettim. Şöyle çizeyim rahatça görün de. Şurası 8. Burası 8. Bu üçgenin alanı istiyor. O zaman benim şu aralarındaki açıyı bulmam lazım ki. Ne yapayım oradan üçgenin alanına geçeyim. Peki orası 90 derece dersem inanır mısınız? İnanırsınız değil mi? Bakın nasıl göstereceğim şimdi orayı. Dikkatlice takip edin. Şu 12 12 ikiz kenar ya buraya alfa dersek burada alfa değil mi arkadaşlar? Peki aynı üçgen şurada da var bakın. Burası alfa ise burada alfa olur mu? Şimdi dikkat edin. Şuraya ben beta desem. Alfa ile beta'nın toplamı kaç derece? 90 değil mi? Bakın şu köşe. E o zaman burada alfa beta olduğu için ha burası da kaç dereceymiş? 90 derece. O zaman bu üçgenin alanı buluruz biz değil mi? Çok rahat. 8 çarpı 8 bölü 2. Neydi arkadaşlar? Dik üçgenin alanı. Dik kenarların çarpımının yarısı. Yani o da kaç gelecek? 32. Aradığımız cevap D şıkkı. Örnek 5'e bakalım. ABC dik üçgen biçimindeki eş iki kağıt kenarları arasındaki açı 20 derece olacak şekilde köşelerinden yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi birleştiriliyor. G1 ve G2 bulundukları üçgenlerin ağırlık merkezleri. 70 dereceyi vermiş. Aha şurada 20 derece var. 8 var. Bizden AB uzunluğunu istiyor. Şimdi neyi biliyorum ben arkadaşlar? Şu köşeler 90'ar derece değil mi? O zaman koyalım. Şurası 90. Burası 90. Ne demiştik biraz önce? Bir üçgenin arkadaşlar köşesinde 90 derece varsa kenar ortayı çizin. Neden? Ya çünkü muhteşem üçlü. E hocam burada ağırlık merkezi var. E ağırlık merkezi demek ortalıkta kenar ortay var demek değil mi? O zaman şunu şöyle çizersem ağırlık merkezinden geçtiği için kenar orta. Yani şuraya T dersek A üstü T, B üstü T'ye eşit. Peki aynı şekilde burada da var ya. Muhteşem üçlü o zaman bunu çizersek değil mi? Bakın kenar ortay ve muhteşem üçlü bunlara eşit. Peki neyi biliyorum? 70 derece var. Nerede? Şurada. Peki burası 70. E ne dedik biraz önce? Muhteşem üçlü değil mi? BK, CK eşit. Uzayın iki kenar. Buraya 70 ise burada 70 olur mu? E köşe 90. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 20. E aynı mantıkla buraya 70. E gene muhteşem üçlü. CT, B üstü T, A üstü T. Üçü birbirine eşit. O zaman CT, B üstü T. İkiz kenar. Buraya 70 ise burada 70 değil mi? E buraya ne kaldı? Yine 20. Şimdi dikkat edin şu araya. 20, 20, 20. Ha, 3 tane 20, 60 derece etti mi? Bakın şöyle çizeyim. Rahatça görün. Şurası kaç derece geldi? 60 derece. Burası kaç? 8. Peki başka neyi biliyorum? E bu üçgenler eş üçgenler. O zaman CT ile CK birbirine eşit. Dolayısıyla CG2 ile CG1 de birbirine eşit. Hem arada 60 var hem de ikiz kenar. E ne oldu? Eş kenar değil mi? Ha, burası 8 ise bu da 8. Bu da 8. Yani şuralar da 8'miş meğerse. E soru bitti. Ağırlık merkezinin köşeye yakın olan kısmı 8 ise kenara yakın olan kısmı kaç olacak? Yarısı 4 değil mi? Ct kaç? 12. Muhteşem üçlü. Bu da 12. Bu da 12. Ha, demek ki şuralar kaç birimmiş arkadaşlar? 12, 12, 24 birimiymiş. Neyi sonra bize? AB yani hipotenüsleri soruyor. O zaman aradığımız cevap 24. Yani A şıkkı gelecektir. Örnek 6'ya bakalım. ABC üçgen demiş. X'i Y'yi, Z'yi vermiş. Diyor ki G noktası ABC üçgeninin kenar ortaylarının kesim noktası. Yani ağırlık merkezi. Pekala. Yukarıdaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş bize. Şimdi gene bak bakın bir 90 derece var değil mi? Ne demiştim ben size biraz önce? Bir soruda 90 derece varsa ve siz kenar ortay çizecekseniz mutlaka ne yapın? O 90 dereceden yani o köşeden çizin değil mi? şimdi bakın G noktası ağırlık merkezi ya. O zaman şu yarım kenar ortayı bakın şu AG yarım kenar ortayı değil mi? Devam ettirelim. Hop devam ettirdim. Böylece BC'yi ne yapacağız? İki eşit parçaya böleceğiz. Çünkü ağırlık merkezinden geçiyorsak kenar ortay. Peki neyi biliyorum ben? Ağırlık merkezinin arkadaşlar köşeye yakın olan kısmı x ise kenara yakın olan kısmı yarısı yani x bölü 2 gelecektir. Peki 90'dan gelen kenar ortay. Nereye bakıyoruz? Bursa, Giresun, Ceyhan Üçgeni. GK bu üçgenin kenar ortayı. Nereden gelmiş? 90'dan. O zaman muhteşem üçlü. bu da x bölü 2. Bu da x bölü 2. O zaman bizim şu BGC üçgeni şöyle dışarı çizersek. Bakın şura 90. Bura zaten Y. Harfleri de yazalım. Rahatça görün. BGY, CGZ ve biraz önce de BC'yi x bölü 2, x bölü 2 toplarsam x olarak buldum mu? E aralarındaki ilişkiyi herhalde görüyorsunuz değil mi? Dik üçgen Pisagor bağıntısı. Demek ki ne diyeceğiz? Y kare artı z kare eşittir x kare. Var mı böyle bir şey arkadaşlar? Y kare artı z kare eşittir x kare. Aa, demek ki o zaman şu şekli şöyle temizlersek bakın güzel bir şey varmış. Eğer ağırlık merkezinin köşesinde 90 derece varsa bakın görüyorsunuz. Şu iki parçanın kareler toplamı yukarıdaki parçanın karesine eşitmiş. Nereden geliyor? E biraz önce gösterdik değil mi? Şunu devam ettir. X bölü 2, X bölü 2, X bölü 2. Zaten Pisagor yazınca dediğimiz şey karşımıza çıkıyor. Hocam bunu böyle bilelim mi bu kuralı? Yok. Sakın ha öyle bir şey yok. Ezberlemeyin. ha. Aynı pratik. Neydi? Kenar ortayı az verilmişse, eksik verilmişse hemen tamamla zaten muhteşem şu Gerisi kendiliğinden çıkıyor. Örnek diye bakalım. Bir kendin çiz. Kendin çöz sorusu değil mi? Şöyle birazcık yukarıya alalım bize boşluk versin. Ne diyor? ABAC olacak biçimde bir ABC üçgeni çiziniz. Hadi çizelim. ABAC dik olacak şekilde bir ABC üçgeni çiziniz. Şurası 90 ABAC dik. O zaman şuraya B diyelim. Buraya da C diyelim. Tamam. AB ve AC kenarlarının kenar ortaylarını çizerek kesiştikleri noktayı G olarak işaretleyiniz. Yani ne diyor? Ağırlık merkezini bulunuyor değil mi? Hop şu şunun kenar ortayı olsun. Hop bu da bunun kenar ortayı olsun. Kesiştikleri noktaya ne diyecekmişiz? G. Tamam, deriz oraya G. Ha dedik hatta. AC ve GC'nin orta noktaları D ve E olsun. AC'nin orta noktası zaten şurası D. Bir de GC'nin orta noktası. Ha, o da şurası olsun işte. Buna da ne diyoruz arkadaşlar? E diyecekmişiz. Tamam. Bu çizimde DE 8 santim olduğuna göre. Ha, burası 8 santim olduğuna göre bizden BC istiyor. Ne diyorduk size hep hatırlıyorsunuz değil mi? Bu kendin çiz, kendin çöz sorularında ilk önce o kendin çiz kısmı. Çok önemliydi. Eğer ben bu şekli doğru çizdiysem zaten çözerim. Sıkıntı yok. Ha ben bunu zaten baştan yanlış çizdiysem soru bitti değil mi? çözme ne kadar işlemler yapsam da sonuca bir türlü ulaşamam. Onun için arkadaşlar bu kendin çiz kendin çöz sorularında mutlaka ama mutlaka yoğunluğunuzu dikkatinizi şu kendin çiz kısmına verin. Zaten geri kalan kısmı kendiliğinden geldi. Şimdi devam etmeden önce ben size bir hatır yapmak istiyorum. Neyi hatırlatacağım size? Orta taban. Neydi bu orta taban? Bir üçgende herhangi iki kenarının şöyle orta noktalarını birleştirdiğinizde işte şu EF ne oluyordu? Orta taban değil mi? Orta noktaları birleştiren doğru parçası. Buna x derseniz esas taban ne oluyordu? 2x. Hocam burada öyle bir şey mi var? E, var bakın. Adana, Ceyhan, Giresun üçgeninde. Hocam o nasıl üçgen? E şöyle çizerseniz güzel üçgen. Ne bakın. Adana, Ceyhan, Giresun üçgeninde şu D AC'nin ortası mı? Evet. Şu E GC'nin ortası mı? Evet. E birleştirmişler mi? Evet. O zaman bura 8 ise bura kaç gelecek arkadaşlar? 16. Nereden? Orta tabandan. X 2x. 8 16. Peki şu G noktası sağlık merkezi değil mi? E ne olmuş? Dikkat edin. Yarım çizilmiş bir kenar ortay var AG. E hemen devam ettiriyorum bunu. Ne diyoruz size? Yarım çizilmiş kenar ortay. Görürseniz tamamlayın onu. Tamamladım. E köşeye yakın olan kısım 16 ise bu kenara yakın olan kısım 8 gelecek mi? İşte bu AT 24 artık bizim kenar ortay uzunluğumuz. Soru bitti mi? E bitti. Neden? Çünkü ben bu çizdiğim AT kenar ortayı 90'dan geliyor. E ne oldu? Muhteşem üçlü değil mi? Ha, bu 24 ise bu da 24. Bu da 24. Bakın çok şık. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Nereden ne geldi? Dik üçgen, orta taban, ağırlık merkezi, kenar ortay, muhteşem üçlü olayı bitirdik. E, BC istiyordu değil mi? 24, 24, 48. Yani aradığımız cevap A şıkkı gelecektir. Örnek 8'e bakalım. ABC üçgenin biçimindeki bir kağıdın G ağırlık merkezi belirlendikten sonra BD yani kenar ortağı çiziliyor değil mi? Ağırlık merkezinden geçiyoruz. O zaman şu DCB, SAD 5 beş, peşin peşin yazalım. Bu kağıt BD boyunca katlandığında A köşesi A üstü noktasına geliyor. Tamam. Adana Giresun ve Adana üssü. Yani şu 3 nokta doğrusal olduğuna göre. E, süper. Ve 5'i de vermiş. Bize A üssü ve C noktaları arasındaki uzaklığı da vermiş 6 santim diye. Benden A, B üssü. onu da gösterelim. Mi? Bakın şunu da vermiş. Bu da 6 santimmiş. E benden nereyi istiyor? AB. B. X dersek bizden X'i istiyor. Şimdi katlama sorusu. Ne yapıyorduk? Katlama sorularında soruyu katlanmış şekil üzerinde çözüyorduk ve yapacağınız ilk hareket katlanmış şekli bir orijinal haline çevirmek. E sağ olsunlar katlanmış şekil üzerinde kesikli çizgilerle bırakmışlar zaten. O zaman ben de şöyle üzerinden geçersem eski haline çevirmiş oldum. Ne diyorduk? Bir şekli katladığınızda açının ölçüsü, kenarın uzunluğu, bölgenin alanı değişmez. Sadece yer değiştiriliyorduk, doğru mu? Mesela A köşesi burada Hop katladım. A üstüne geldi. O zaman şuradaki açı kaç derece ise buradaki açı da o kadar derece diyoruz. Ya da AD kaç birim? 5 birim. Hop katladım. A üstü de o da kaç oldu arkadaşlar? 5 birim. Çünkü katlayınca uzunluk değişmiyor. Peki şu DC de 5'ti. Ha bakın 3 tane 5 geldi. Görüyor musunuz? 5 5 5. Tanıdık geldi mi size? Muhteşem üçlü değil mi? O zaman gelir ben şu vatandaşı çizersem Hop. Buraya kaç derece? 90 derece. Neden? E çünkü muhteşem üçlü sadece dik üçgende oluyordu. Peki bu nereden geçecek? G noktasından değil mi? Nereden biliyorum? E vermiş adam. A, G, A üstü doğrusal demiş. E burası 90. E süper. A, C 10. A üstü C 6. Ha e demek ki burası kaç olacak? 8. O zaman burası 4. Burası da 4. Hocam nereden biliyoruz? E çünkü a g kaç birimse katladığımda a üssü g de o kadar birim. Bir şekli katladığımızda uzunluk değişmiyor. E 8'i o zaman kaç kaç paylaşacaklar? 4 4 paylaşacaklar. Öyle değil mi? Aa bakın şimdi o zaman burada bir güzellik oldu. Ben şu g d'yi buldum. Kaç bu g d? 3 değil mi? Nereden buldum? Orta taban. Bakın Adana Adana üssü Ceyhan üçgenine bakın. D noktası AC'nin orta noktası. G noktası A A üssünün orta noktası. Birleştirmişler G'de. O zaman bizim A üssü C'nin nesi olacak? Orta taban. Ha, bura 6 ise burada kaç olacak? 3. E, 3, 4, 5. Demek ki burada kaçmış arkadaşlar? 90. Çünkü Pisagor'u sağlıyor. E, G ağırlık merkeziydi ya. Burası 3 ise arkadaşlar burası kaç olacak? 6 değil mi? Kenara yakın olan kısmı 3. Köşeye yakın olan kısmı 6. E, burası da 90 zaten. X'i mi istiyordu? Bitti. Ne diyeceğiz? X kare eşittir. 6'nın karesi artı 4'ün karesi. 36, 16, 52 mi? Demek ki X kaçmış? Kök 52. Yani 2 kök 13. Aradığımız cevap D şıkkı. Şimdi burada bir önemlimiz var arkadaşlar. Şöyle beraberce bir okuyalım. Sonra ne demek istediğini ben size izah edeyim. Aslında ABC üçgenin ağırlık merkezi ifadesi hatalı bir kullanımdır doğrusu ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezidir. Şimdi arkadaşlar size bir üçgen denildiği zaman yani bunu gerçek hayatla örneklendirmek gerekirse 3 tane telin birleşimidir. İşte bu ABC üçgenidir. Yani şu iç bölgesi arkadaşlar boştur. Bizim bahsettiğimiz ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktası diyoruz ya o içi dolu cisimler için geçerlidir. Dolayısıyla ona da arkadaşlar üçgen diyemeyiz. Üçgensel bölge diyoruz. Çünkü içini de dahil edecekseniz ona ne dememiz gerekiyor? Üçgensel bölge dememiz gerekiyor. Fakat biz üçgen dediğimiz zaman zaten neyi kastediyoruz? İçi dolu olanı kastediyoruz. Hani Türkçede bu adaktarması var ya onun gibi düşünebilirsiniz. Birisi size dese ki ayaklarını çıkar diye. Siz ne anlarsınız? Ayakları değil ayakkabıları anlarsınız. Doğru mu? İşte biz de üçgenin ağırlık merkezi dediğimizde esasında neyi kastediyoruz? Üçgensel bölgenin ağırlık merkezi. Siz öyle anlamalısınız. Çünkü doğrusu o. Hocam peki üçgenin ağırlık merkezi yok mu? Yani içi boş olanın ağırlık merkezi yok mu? Var. Ama onun iki farklı bir nokta arkadaşlar. Kenar ortayların kesim noktası değil. Farklı bir nokta. O da bizim müfredatımızda yok. Onun için çok da önemli değil. O zaman size birisi. Üçgenin ağırlık merkezi dediği zaman iki şey anlayacaksınız. Bir, şu içi dolu olan üçgeni kastediyor. İki, kenar ortaylarının kesim noktasını kastediyor. İşte burada onu açıklamış. Diyor ki bakın, üçgenin içi boştur. Üçgensel bölgenin içi doludur. Onun için biz üçgenin ağırlık merkezi dediğimizde aslında üçgensel bölgenin ağırlık merkezini kastediyoruz. Bilmeyenleriniz için fizik dersinde kullandığınız ağırlık merkezi de içi dolu cisimler içindir. Eğer sayısal grubu öğrenciyseniz fizik dersinde bu ağırlık merkezi kavramını zaten sık sık duyuyorsunuz. İşte oradaki cisimler nedir? İçi dolu olan cisimlerdir. Üçgen, kare, dikdörtgen artık hangisini kullanıyorsanız hepsinin içi doludur arkadaşlar. Fizik dersinde gördüğünüz şu bilgi bir cisim herhangi bir köşesinden asıldığında asıldığı noktanın dik iz düşümü cismin ağırlık merkezinden geçer. Artık bizim sorularımızın da bir parçası olacaktır. Yeni nesille beraber bu da bizim arkadaşlar yavaş yavaş karşımıza çıkmaya başlıyor. Denemelerde soru bankalarını. Onun için bilmekte fayda var. Bu bilgiyle ilgili alakalı aşağıdaki şekilleri inceleyiniz demiş. Hemen bakalım. Mesela bir tane pembe üçgenimiz var. Üçgensel bölgemiz var. Bunu ne yapmış? Bir köşeden asmış. Doğru mu? İşte bu ipin dik iz düşümü. Dik iz düşümü ne arkadaşlar? Aşağıya doğru inen devamı. Şu şekilde inen devam. Bakın şurada bir zemin olursa işte bunun devamı. Zemine ne olacak arkadaşlar? Dik gelecek. Dik iz düşümden kasıt bu. İşte tam nereden geçmek zorunda? Ağırlık merkezinden geçmek zorunda. Bir şekli astığınızda arkadaşlar, şekil dengede kaldığında onu tutan ipin arkadaşlar dik iz düşümü ya da onun asıldığı çivinin dik iz düşümü her zaman nereden geçer? Cismin ağırlık merkezinden. Bakın burada da gördüğünüz üzere tam nereden geçiyor? Cismin ağırlık merkezinden. Peki bu şekil bir paralelkenar, bir dikdörtgen, bir kare ise hiç fark etmez. Gene nereden geçecek? Cismin ağırlık merkezinden. Peki bir paralelkenarın, dikdörtgenin, karenin ağırlık merkezi neresidir? Köşegenlerinin kesim noktasıdır. Bunu ileride göreceğiz ama şimdilik kulağınızda da bulunsun bu bilgi. Evet, önemlimiz arkadaşlar bize bundan bahsediyor. Şimdi bunlarla alakalı sorular çözelim. Zaten ne demek istediğini çok iyi anlayacaksınız. Hemen ilk örneğimize bakalım bununla alakalı. Örnek 9'a. ABC dik üçgenin biçimindeki tablo dengede kalacak biçimde A köşesinden duvara asıldığında ağırlık merkezi olan G noktasının yerden yüksekliği 8 birimdir. Şimdi ben ne biliyorum? Tabloyu astık dengede kalmış. O zaman bu tabloyu astığımız çivinin dikiz düşümü şöyle zemine kadar uzatayım bakın diki göstereyim. Tam nereden geçmek zorunda? Ağırlık merkezinden geçmek zorunda. 8 birimmiş arkadaşlar. Bunun zemini olan uzaklığı. Yani burası 8'miş. Pekala. B ve C noktaların yerden yükseklikleri de 4 ve 6 birimmiş. Hadi onları da gösterelim. Şu ve şu da. tabi Bunlar ne olacak? Dik olmak zorunda Değil mi? Evet burası 4. Burası da kaç birimmiş arkadaşlar? 6 birimmiş. Neyi soru? Bu verilere göre tablonun en uzun kenarının uzunluğu kaç birimdir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar ben neyi biliyorum? şu vatandaş dikkat ettiyseniz şu çizdiğim vatandaş ağırlık merkezinden geçiyor. Ha o zaman ne olacak? Kenar ortay değil mi? Burayı iki eşit parçaya bölecek. Peki şöyle bir şey yapsam. Şuradan şöyle bir tane karşıya doğru dik çizsem. Yani şu aşağıda bir dikdörtgen oluştursam. O zaman burası 4 ise burada 4 olur. Burada 4 olur öyle değil mi? E, tamamı 6 idi. Buraya ne kalacak? 2. Şimdi dikkat edin. Şöyle maviyle göstereceğim. Ufak bir yer var. Orası kaç birim tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Ha burası ne olacak? 1 bir birim değil mi? Neden? Orta tabandan bakın şimdi şurası 2. Orta tabandan burası 1. Bakın yan yana eşitliği görüyorsunuz değil mi? E zaten bu vatandaşlar da birbirine paralel şu 90'lardan dolayı. Ha demek ki burası 2 ise burası kaç birim olacak? 1 bir birim. Şimdi burası 1 bir birim. Burada 4 birim. Kaç etti? 5 birim. E tamamı 8'di. Demek ki şuraya ne kaldı? 3 birim. E ne diyorduk? Ağırlık merkezinin kenara yakın olan kısmı 3 birimse Köşeye yakın olan kısmı 2 katı 6 birim. Ha, böylece neyi buldum arkadaşlar? A köşesinden çıkan kenar ortayın uzunluğunu bulduk. 9 birim. E, köşe kaç derece? 90. Ha, dikten gelen kenar ortay. Hatırlayınız. Muhteşem üçlü değil mi? Demek ki burada 9. Burada 9. Böylece BC kaç geldi arkadaşlar? 9, 9, 18 gelecektir. Hocam onu mu soruyor? En uzun kenarı soruyor. Sizce en uzun kenar BC mi? Tabii ki de değil mi? Bir dik üçgende en uzun kenar kimdi? Her zaman hipotenüs. E biz de onu bulduk 18'de. Demek ki aradığımız cevap C şıkkı. Örnek ona bakalım. AB AC olmak üzere ABC üçgenin biçiminde bir tablo şekil 1'de gösterildiği gibi A köşesinden asıldığında BC kenarının orta noktasının yerden yüksekliği 7 birim oluyor. Bu tablo şekil 2'de gösterildiği gibi dengede kalacak biçimde aynı yükseklikte B köşesinden asıldığında ise AC kenarının orta noktasının yerden yüksekliği 10 birim oluyor. BC 16 birim olduğuna göre AB kaç birimdir diye sormuş bize. Şimdi BC kaçmış 16 birim değil mi? E zaten şurası orta nokta. demek ki burası 8. Burada 8. Şimdi ben neyi biliyorum? Bu tabloyu A noktasından asmışız. O zaman bunun dik iz düşümü Nereden geçmek zorunda? Ağırlık merkezinden geçmek zorunda. Yani şuraya ağırlık merkezini işaretlersek buradan geçmek zorunda. Peki bu vatandaş ağırlık merkezinden geçtiğine göre aynı zamanda kenar ortay değil mi? Ha, burayı 8-8 bölmesi gayet isabetli olmuş. Peki bu üçgen ikiz kenar. İkiz kenar üçgende kenar ortay aynı zamanda yükseklik. Aynı zamanda neydi arkadaşlar? Açı ortay idi. Evet bu şekle baktığım zaman başka yapabileceğim herhangi bir şey yok gibi değil mi? Böyle dursun. Şimdi gelelim diğer şekle. Diğer şekilde de ne olmuş? Bu sefer tabloyu B köşesinden asmışım. E olsun. Gene ne diyoruz? B köşesinden de astıysanız bu tablo dengede ise mecburen nereden geçecek? Ağırlık merkezinden. O zaman bizim ağırlık merkezi nerede olacak? Şurada bir yere değil mi? K'ya 2K dediği için biraz daha kenara yakın. Biraz daha köşeye uzak olacak. E, tamam. Peki kenar ortay olmak zorunda. Çünkü ağırlık merkezinden geçiyor. Şunu da gösterelim. Ve zaten şurası orta noktanda yerden yüksekliği kaç birimmiş? 11. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyim? Bakın ben buraya y desem. Burası ne olur arkadaşlar? 2y değil mi? Çünkü burası ağırlık merkezi olduğu için. Böylece ne yapmış oldum? B noktasının yerden yüksekliğini de bulmuş oldum. Mersa B noktasının yerden yüksekliği kaç birimmiş arkadaşlar? 3y artı 11'miş. Peki gelelim buraya. Burada da aynısını yapalım mı? Bu sefer de buraya x diyelim. Burası ne olacak? 2x. Çünkü burası ne? ağırlık merkezi. Ha, o zaman arkadaşlar A noktasının yerden yüksekliği ne oldu? O da 3x artı 7. Peki bunlar birbirine eşit dersem inanır mısınız? İnanırsınız değil mi? Ne diyor? Aynı yükseklikteki B köşesinden. ha A ile B aynı yükseklikteyse o zaman 3c artı 10. 3x artı 7 eşit olmalı. Bakın buradan ne geldi arkadaşlar? Bunu bu tarafa atarsak. 3 3x eksi 3y'den meğerse x eksi y kaça eşitmiş? 1'e. Hop cepte. Bir tane denklem elde ettim. Peki şimdi iki şekli birleştirelim. Şu kenar ortay nereden gelmişti? B köşesinden mi? Hadi burada da çizelim. B köşesinden kenar ortayı çiziyorum. Şuraya y demiştik. Buraya da 2y mi? E burası da 90. O Pisagor'u görüyor musunuz? Bir denklem daha geldi. x kare artı 8'in karesi 64 eşittir. 2y'nin karesi 4y kare artık buradan iki denklemi kullanarak soruyu çözeriz değil mi? Şuradaki x gördüğüm yere bakın. Y'yi bu tarafa atarsam y artı 1 yazalım. O zaman y artı 1'in karesi artı 64 eşittir. 4 y kare. Ne geliyor arkadaşlar buradan? Y kare artı 2 y artı 1 artı 64 eşittir. 4 y kare. Hadi hepsini bu tarafa atalım. 4 y kareden y kare çıktı. Buraya yazıyorum. 3 y kare. Artı 2 y'yi bu tarafa attım. Eksi 2 y. Değil mi? Sonra 1 64 daha 65. Diğer tarafa attım. Eksi 65 eşittir 0. Şimdi ne yapacağız bunu çarpanlarına ayırıp artık buradan y'yi bulalım. Ne geliyor? Şuraya 3 y'ye y diyelim. Şuraya da 13'e 5 desek arkadaşlar. Ha bakın oldu değil mi? Bakın şunu eksi şunu artı yaparsak. Eksi 15 artı 13 toplu ortaya verdi. O zaman düz yazarsak 3 y artı 13 y eksi 5 eşittir 0'dan. Demek ki y bir eksi 13 bölü 3 gelir ki mümkün değil. Uzunluk negatif olmaz. Y bir de kaç gelir arkadaşlar? 5. Ha bakın şimdi y 5 gelince bu kadar uğraşın gereksiz olduğunu görüyorsunuz. Hep ben size ne diyorum? Bir dik üçgen gördüğünüz zaman önce bir meşhurları deneyin. Olmazsa zaten Pisagor yazarız değil mi? Şimdi şurada 8'i gördüm ya aklıma ilk gelen ne? 6, 8, 10. Bakın x 6 desem. Buna 10 desem y kaç olur? 5 olur. E 6 eksi 5 bir sağladı mı sağladı. Demek ki hiç bu kadar işlem yapmama gerek kalmazdı. Ama bazen aklınızda soru kalıyor. Hocam o denklemi çözseydik de çıkar mıydı falan. Onun için ne yaptım? Şöyle size bir tane gösterdim. Ama ne yapacağız? Dik üçgende Pisagor gördüğünüz zaman hemen meşhurları deneyeceksiniz. Olmazsa zaten Pisagor'u yazıyoruz. Onda bir sıkıntı yok. Demek ki Y5'miş. X de kaçmış arkadaşlar? 6'ymış. Bakın gayet güzel bir soru. Ne istiyor benden? AB. Şurayı mı istiyor? Artık bitti. Bakın oradaki dik üçgeni şöyle çizeyim. Rahatça görün. Şurası A. Şuraya H dersek. Burası H. Şurası da B. A H'ı kaç bulduk? X. 2X yani 3X. O da ne yapar? 18. B H kaçtı arkadaşlar? Zaten 8 bizden. A Ne yapacağız? Pisagor yazacağız değil mi? Hadi yazalım. 18'i karesi. Of, çok büyük sayılar. Ne yapalım? Önce bir sadeleştirelim mi şunu? 2'ye böl arkadaşlar. 4. 2'ye böl. 9, 81, 16, 97 mi? Ha, burası kök 97. Ama 2 ile böldüğüm için tekrar 2 ile çarp. 2 kök 97 gelecektir. O zaman aradığımız cevap C şıkkı. Devam edelim. Burada bir önemlimiz var arkadaşlar. Ağırlık merkezi ve alanla alakalı ilişkiyi göreceğiz burada. Şimdi bir üçgende eğer sadece bir tane kenar ortaya çizerseniz. Yani şurası ağırlık merkezimiz olmak üzere bir tane kenar ortaya çizersiniz. Taban iki eşit parça ayıracağı için kenar ortay alanı da ne yapacak? İki eşit parçaya ayıracak. Hocam ben bütün kenar ortayları çizeceğim derseniz bakın bunu çizdiniz. Bunu çizdiniz. Bunu çizdiniz. Yani bütün kenar ortayları çizerseniz o zaman karşınıza eşit alanlı 6 tane üçgen gelir arkadaşlar. Eğer ağırlık merkezinin uzun parçalarını yani şu kenar ortaların uzun parçalarını çizerseniz de karşınıza bu sefer eşit alanlı 3 üç tane üçgen gelir. Peki hocam kısa parçalarını çizseydik. Yani şu bizim kenar ortayımız ya. Şu ağırlık merkezi. Bakın burada ne yapmış? Şu uzun parçaları çizmiş. Peki şu kısa parçaları çizseydik. Yani şunu, şunu ve bunu çizseydik. Ha, yani kenar ortayların minik parçalarını çizdik. Bu sefer ne olur? Yine eşit alanlı 3 tane dörtgeniniz olur. Yani arkadaşlar ağırlık merkezini kullanarak kenar ortayları çizdiğinizde hep ne yapıyorsunuz? Üçgeni bakın eşit alanlı bölgeler ayırıyorsunuz. Onun için çok güzel bir özellik bu. Hemen ilk örneğimize bakalım bunlarla alakalı. Örnek 11. Ağırlık merkezi G ile gösterilen üçgenlerden istenilen bölgelerin alanlarını buluruz. Ne diyorduk size? Eğer kenar ortayı yarım çizmişse tamamlayın değil mi? O zaman tamamladım aşağıya. Şuralık ağırlık merkezi. Bura 6 ise bura 3 değil mi? Peki açı ortay. Kenar ortay. Demek ki burası yükseklik ve şekil ikizkenar kenar. E, 9, 15 burası 12 mi? O zaman burası da ne olacak arkadaşlar? 12. Artık benden üçgenin alanını istiyor. Rahatlıkla bulabiliriz değil mi? Taban 24. Yükseklik 9 bölü 2. Kaç yapar o da? 108 gelecektir. Hemen şuna bakalım arkadaşlar. 6'yı 4'ü vermiş. G noktası ağırlık merkezi. O zaman G noktası ağırlık merkezi ise bu vatandaş ne olacak? Kenar orta. Ha, o zaman burası 4 ise burada 4. Peki bu vatandaş ne olacak? E, bu da kenar ortay. O zaman bura 6 ise burada 6. Peki iki tane kenar ortay mı çizmiş? O zaman ben de 3. çizsem Demek ki bura S, bura S, bura S, bura S, bura S, burada da S oluyor. Yani tüm alan ne olacak? 6 Peki tüm alanı başka bulabilir miyim? E buluruz tabii ki de. Ne diyorduk size? Bir üçgenin eğer iki kenarı belli ise sinüslü alan kullanarak ne yapabiliyordunuz? Üçgenin alanını hesaplayabiliyordunuz. Hadi hesaplayalım. 1 bölü 2. Kenarlar 12 ile 8. Aradaki açı kaç? 60. Sinüs 60. Bu muhabbeti hatırladınız değil mi? Gene de bir hatır yapalım. Belki hatırlamayan vardır. Bir üçgen. Eğer iki kenar uzunluğu belli ise Aralarındaki açı alfa olmak üzere alanı hesaplayabiliyorduk değil mi? 1 bölü 2 kenarların çarpımı aradaki açının sinüsü. Hatırladınız değil mi? O zaman 1 bölü 2 12 çarpı 8 çarpı sinüs 60. Sinüs 60 neydi? Kök 3 bölü 2 idi doğru mu? 2 kere 2 4 sadeleştir 2. O da ne yapar? 24 mi? 6 S 24. Demek ki S kaçmış? 6. Bu arada bana nereyi soruyor? Ha, bana BGC'yi soruyor. Şunu soruyormuş. Yani 2S'i soruyor. E, S6 ise 2S kaç gelecek? 12 gelecektir. Ha, şurada bir işlem hatası yaptım ya. Kök 3 bölü 2'di değil mi? Şunları sadeleştirdim. 2, 24 kök 3. O zaman 6S 24 kök 3'ten. gelecek arkadaşlar? 4 kök 3 değil mi? Tamam. O zaman 2 sde ne gelecek? 8 kök 3. Çok pardon. Kök unuttuk orada. Devam edelim arkadaşlar. C'ye bakalım. Ağırlık merkezi. Dikkat edin. Şu vatandaş burayı iki eşit parçaya bölmüş. Demek ki bunun devamı tam C'ye gidecek ki bu kenar ortaya olsun. Aynı şekilde demek ki bunun devamı da nereye gidecek? B. Peki burası üçgen burası 6. Burası beşgen burası 10. Peki burası kaç? 90. Benden tüm alanım istiyor. Bulabilir miyim? Bularım. Nasıl bulacağım? Şunu bir daha hatırlayalım mı? Ne demiştik? Bir üçgende Bakın şu ağırlık merkezi olmak üzere uzun parça, uzun parça, uzun parçayı çizerseniz eşit alanda üç üçgen oluyor. Doğru mu? Bakın bura ağırlık merkezi. Uzun parça, uzun parça. O zaman şu siyah üçgenin alanı yani şurası oluyor değil mi? Tüm üçgenin 3'te 1. E buranın alanı ben biliyorum. 10 çarpı 6 60 yarısı 30 mu? Demek ki tüm alanda 3 tane 30. O da kaç gelecektir? 90 gelecektir. Örnek 12'ye bakalım. K noktası kenarları 10 ve 72 birim olan ABCD dikdörtgenin biçimindeki kağıdın ağırlık merkezidir. Yani köşegenlerinin kesim noktasıdır. Bu dikdörtgen BD boyunca kesilerek DC ile AB çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. Oluşan yeni şeklin ağırlık merkezi T olduğuna göre AKT üçgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar Şuradaki sayıları yandaki üçgene aktaralım. BC kaç? 10 değil mi? Yani şurası 10 olacak değil mi? Bakın şurası 10. burası 10. Burası 10. Peki bu 72 ne olacak? Bizim yüksekliğimiz olacak. Süper. Peki bunun ağırlık merkezi şurada bir yerde olmaz mı? Bu üçgen ikizkenar, Öyle değil mi? Çünkü BB üstüyle BD yani şurası aynı parçalar birbirine eşit. İşte, e, i̇kizkenar i̇kiz kenar üçgende kenar ortaya aynı zamanda ne oluyordu Arkadaşlar. Yüksekliği. Peki ben şuraya x dersem burası ne olur? 2x mi? Ha, tamam 3x 72'den. Meğerse x kaça eşitmiş? 24'e. Hadi yazalım. Burada kaçmış? 24. Şimdi ne istiyor benden? Üçgenin alanı. Hangi üçgen alanını? Şu vatandaş K ve A'nın birleşmesiyle oluşan. benden şu üçgenin alanını istiyor. Şöyle mavi seçelim. Ha. E ben bu üçgenin alanını bulabilir miyim artık? Buluruz. Şimdi burası 24 ise burası ne olacak arkadaşlar? 48. Şimdi buraya çok dikkat edin. Şunlar birbirine eşit değil mi? Çünkü K noktası neydi? Cismin ağırlık merkezi. Yani köşegenlerin kesim noktası. Yani şunu da çizdiğinizde bunlar hep birbirine ne olacak? Eşit olacak. Şimdi dikkat ediniz. Ben buraya S dersem. Bakın 24 S. 48. Burası ne olacak arkadaşlar? 2 S. Şimdi şuraya çok dikkat. Şu vatandaş kenar ortay değil mi? Bakın. O zaman bunun yukarısındaki şu alan 3S burası da ne olacak arkadaşlar? 3S. Bakın şurası 3S burada ne olacak? 3S. Şimdi burası ne oldu arkadaşlar? 6S. Peki neye eşit? Taban 10 yükseklik kaç geliyor arkadaşlar? 48'in 4, 72 mi? Böyle ilk. Evet buradan sadeleştir 36, sadeleştir 6. Aa, S kaç geldi? 6. Benden istenen alan da zaten arkadaşlar neydi? S değil mi? Ha, demek ki istediğimiz alan pardon 6 olur mu? 6 çarpı 10'dan 60 aradığımız cevap A şıkkı gelecektir. Örnek 13'e bakalım. A, B, A, C'ye eşit. B, D, D, C 4 birim olmak üzere. ABC üçgenin biçimdeki kağıdın AC kenarı üzerine bir E noktası işaretleniyor. Bu kağıt DE boyunca katlandığında C köşesi BAC üçgeninin ağırlık merkezine gelmektedir. Buna göre yeşil bölgenin alanını istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar katlama sorusu. Önce bir klasik hareketimizi yapalım. Ne yapacağız? Katlanmış şekil üzerinde soruyu çizip şu vatandaşı önce bir orijinal haline çevireceğiz değil mi? Klasik hareketimiz. Hemen hızlıca yapalım. Şurası neydi? C. Neyi biliyorduk? Bir şekli katladığımızda açılın ölçüsü Kenarın uzunluğu. Bölgeyin alanı değişmez. Sadece yer değiştir. Yani şu CD4 birimdi ya. Katladığımda DG. O da kaç oldu arkadaşlar? 4. Bir. Zaten BD kaçtı? 4'tü. Peki şimdi dikkat edin. Şu G noktası ağırlık merkeziymiş. O zaman ben bu A köşesinden çıkan kenar ortayı çizersem mecburen G'den geçip şöyle devam edecek. Doğru mu? Çünkü 4 4'te bölmüş. Peki bu üçgen ikiz kenar üçgen değil mi? E, hatırlayınız ikiz kenar üçgende kenar ortay aynı zamanda yükseklik ve aynı zamanda neydi? Açı orta. Peki şurası ağırlık merkezi ya. Kenara yakın olan kısmı 4 ise şu köşeye yakın olan kısmı da kaç gelecek arkadaşlar? 8. Ha, bayağı bir şey bulduk değil mi? Şimdi benden yeşil üçgeni alanı istiyordu. Bulabilir miyim? Çok rahat bulurum. Nereden bulacağım? Dikkat edin. Önce hatır yaptıktan sonra. Neyi hatırlayacağız? Bir üçgende. Şöyle bir kesen çizdiniz. Şu taban 3 olsun, bu taban 5 olsun. Ne diyorduk? Bunun yukarısı 3 alansa bunun yukarısı ne oluyordu arkadaşlar? 5 alan. Hatırladınız değil mi? Tabanlarla alan orantılıydı. Şimdi dikkat edin. Şu 4'ün yukarısına ben S dersem. Şu 8'in yukarısına ne diyeceğim arkadaşlar? 2S. Peki burası S. Ne diyorduk? Bir şekli katladığınızda bölgenin alanı değişmez. Sadece yer değiştirir. Ha, şuradaki alan katlanınca buraya geldi mi? E, bu S demek ki bu da ne olacak? S. Ha bakın ne oldu şimdi Adana, Denizli, Ceyhan üçgenin alanı 2S, 3S, 4S oldu. Peki bu üçgenin alanı arkadaşlar, şurası 90 derece. Dik kenarların çarpımının yarısını eşit değil mi? Ha 12 çarpı 4 bölü 2 eşit. Buradan sadeleştirirsem S kaç gelecek? 6. Benden istenilen yeşil bölgede zaten S'ti. Demek ki aradığımız cevap 6, B şıkkı gelecektir. Evet bu soruyla beraber arkadaşlar üçgende kenar ortay konumuzu da bitirmiş bulunmaktayız. Bir sonraki konuda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.